lazım. Sözü doğru mu diyor yine? Yani bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim mahalledeki bir abi demişti İslam'ın <laughs> güncellenmesi lazım diye. <laughs> evet. Şimdi vakti zamanında ülkenin lideri söylemişti bunu. Aslında onun Mozambik, demeketi... Mozambik ülkesinin lideri. <laughs> evet. Ben kesinlikle katılıyorum. Ama güncellemeden ne kastediliyor? Bu, bu çok önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim dostlar. Önce İslam'da olmayan bir şey söyleyeyim. Şimdi diyelim ki faraza e, dinin ilahı bana dese ki ya Davutcuğum e, ben bu sistemden sıkıldım sen ne dersen e, ona göre e, sistemi baştan kuracağım, baştan yaratacağım demiş olsa ve senin vereceğin kararlara da kızmayacağım dese hani ben şunu derim ya Rabbi sözü aldık cehennem yok tamam o zaman din falan isteme bizden yani şu an bizi acıtan bize acı yaşatan her şeyin olmamasını cennet gibi bir dünya olmasını isterim dostlar. Yani öncelikle bunu beyan edeyim. Ha Allah demiş olsa ki hayır din de olacak, bazı ibadetler de olacak. Yani birçok şey olacak demiş olsa yine insanları en e, mutlu edecek şeylerin en azını olmasını e, dilerim. Öncelikle bunu beyan edeyim. Bunun dışında işte güncellemekten ne olunuyor? Atıyorum. Ya işte asırlardır işte Allah'a taptık. Biraz da Zeus'a tapınalım. Bunun güncellemesini mi yapalım? İşte asırlarda Muhammed'in peygamberliğine inandık. İşte atıyorum Sokrates'in peygamberliğine mi inanalım şeklinde bir güncelleme ise dinin işte itikat dediğimiz inancına taluk eden konularla alakalıysa İslam bunu izin hak kabul etmez dostlar. Asla bu konularda bir güncelleme olmaz. Zaten güncelleme konusu e, İslam'da da aslında e, güncelleme e, kelimesiyle değil de başka başka tecrid dediğimiz kavramlarla da izah edildi. Ama bu itikatla inançla alakalı değil, fıkıh dediğimiz uygulamalarla alakalı meselelerde güncellemeye gidildi dostlar. Buradan şu anlaşılmasın, e, yahu işte namaz çok zor geliyor, namazı iptal edelim, ya Ramazan'da da oruç zor geliyor, orucu iptal edelim e, şeklinde değil dostlar. E, çok geniş bir konu ama güncellemeyle alakalı belki ülke liderinin de söylemeye çalıştığı, ya bazı konularda elastik e, bir e, fetva e, üretilsin ne gibi işte kadınlara çok fazla baskı yapılmasın, kadınların özellikle örtüsüne yönelik, kadınların işte çalışmasına yönelik ya da kadınların siyasete katılmasına yönelik. Ondan sonra ticarette mesela öyle bir dünyada yaşıyoruz ki faizin bulaşmadığı bir ortam yok. Ona biraz göz yumulsun gibi gibi durumlarla alakalı kastettiyse İslam'ın o konularda evet şuraya kadar izin verebilirim. Şunu yapabilirsiniz. Şunu görmezlikten gelebilirim demiş olduğu hükümleri var ama temelde güncelleme e, İslam'ın kabul etmediği bir şey kesinlikle kabul etmediği bir şey. Fakat tamamen kabul etmediği anlamına gelmez. Söylediğim gibi dostlar çok geniş bir konu. Tek tek örnekler üzerine gidilmesi gerekir. E, şu an zaman müsait olacağım. şey diyorlar işte, yani Tanrı bilemeyecek mi? Ha, i̇şte tanrı yani, bilemeyecek yani, mi de yapacak. Tanrı bilemeyecek mi ya da Tanrı'nın buna izin verdiğini nereden biliyorsun? Mesela bu güncelleme konusu e, konuşulurken. Atab-ı Nebi Rabah, İmam-ı Azam'dan önceki dönemde yaşamış büyük bir alim. Irak ekoli dediğimiz Hanefi fıkhının da beslendiği kaynaklardan. Mesela o alimin çok ciddi şeyleri var dostlar. Fetvaları var, Kur'an merkezli fetvaları, Peygamber uygulaması merkezli fetvaları. Güncelemeye yakın şeyleri var, görüşleri var. Hatta buradan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en büyük öğrencisi İmam Ebu Yusuf var. Bu 797 yılında miladi vefat etti onun mesela İmam-ı Azam'dan aldığı rivayet edilen bir görüşü var. Fıkıh usulü kitaplarında da vardır, mecellede de vardır bu hüküm. Nedir o? İşte örf ile tayin, nas ile tayin gibidir denir. Ne demek? İmam Ebu Yusuf der ki şerette var olan bazı hükümler örfi hükümler örften kaynaklı konduğu için örf ortadan kalktığında o hüküm de ortadan kalkar şeklinde dehşet ötesi ve güncellemeye belki e, lojistik destek sağlayacak bir hükümdür. Tekrar ediyorum İslam'ın güncelleme konusunda onay vereceği meseleler var. Onay vermeyeceği meseleler var dostlar. O zaman dönem kitabı mı, yoksa e, evrensel bir dönem kitabı mı tartışması geliyor hocam? Tabii. Sen dönem Doğru. kitabı diyordun galiba biraz değil mi hocam? Yoksa tarih Tarihsel, ha, tarihsel, tarihsel ha Kur'an Kur'an derken İslam diyeyim ben. İslam tarihsel. Yani Peygamber zamanında konuştu. Peygamber zamanındaki insanların zamanla. Ha, ama evet. o zaman da evet. kitap ha. Geldi. Ha. geldi. Şundan kaynaklı ben yani Kur'anla İslam kavramını biraz farklı tutuyorum. Çünkü Kur'an denilince, Kur'an şöyle bir kitap değil. işte Kur'an'da var olan her şey İslamdır diyemiyoruz. Çünkü Kur'an bir gazete gibi yani Kur'an'da olmayan bazı şeyler e, işte Kur'an'da açık bir şekilde olmadığı için İslam'da olmadığı iddia ediliyor. Bu yanlış. E, çünkü Kur'an e, öyle bir kitap ki gazete gibi bakmak lazım. Bir de Kur'an'da tecrididik edik dediğimiz e, ya da Kur'an kavramıyla nesih dediğimiz bir hükmün kaldırılması meselesi de uygulandığı için bunu Kur'an üzerinden çıkaramayız. Bir alim şey demişti vakti zamanında Basra kadısı. 800'lü yıllarda yaşadı bu alim. Der ki biri kalksa dese ki zina mübahtır Kur'an'da yazıyor, vallahi doğru söyler. Zina günahtır dese, Kur'an'da yazıyor dese, vallahi yine doğru söyler. Ee, doğru söylüyor, Bu, bunu söyleyen alim doğru söylüyor. Çünkü zinanın ya da başka birkaç mesele daha söylüyor, hatırlamıyorum. Ee, ha, namazın üç vakit olduğunu söylese diyordu galiba, doğru söyler. Çünkü bunu iddia eden insanın doğru, e, doğruluğunu kanıtlayacak ayetler de bulur diyor. Mesela şu an son yıllarda misyoner Hristiyanlar çok enteresan. Hristiyanlığın hak din olduğunu ispatlamak için Kur'an ayetlerini kullanıyorlar. Biliyor musun? Kur'an ayetlerini kullanıyor çünkü bazı ayetler hani onların haklı çıkardığı... Bu arada tam değil. tersi de var biliyor musunuz hocam? Hmm. Ee, İncil'de de Muhammed'in geleceği müjdelendi tabii. şeklinde ha, de onu, onu, da, onu da çok gördüm. Tabi tabi Heraklit, Peraklit Bar e, gibi Barnabas'ta geçtiği söylenen güzel e, bir ifade var. E, onun da e, işte çok övülen e, Arapça'da Ahmet, Muhammed, Mahmut kelimesinin karşılığı olduğu iddia edilen şeyler var. Bunu şey için söylüyorum, yani birileri Kur'an üzerinden çok enteresan çıkarımlarda bulunabiliyor, Kur'an'ın metni üzerinden. Hocam ben direkt şeyi mi? biliyorum zaten ya, Kur'an'da Tayyip geçiyor diye, ha onu, Tayyip lafı geçiyor diye. Şimdi Tayyip, e, temiz olan anlamına geliyor. Tayyip'e de temiz olan mühendis, kadın. E, Tayyip olanlardan yiyin diye bir e, ifade var, yani insanlara yönelik. Şimdi kalkıp Tayyip'i yiyecek miyiz? Yani bunu iddia eden <laughs> insana söylemek lazım. Estağfurullah. Bunu iddia eden bir arkadaşım vardı. Şu an izliyorsa kusura bakmasın. Çok sevdiğim bir arkadaştı, lise arkadaşı. İlahiyatçı da Suriye'de okudu. Yani Arapça eğitimi süper, din bilgisi süper. Ben buna onu izah edene kadar, Kur'an'da bazı ayetlerin işte Tayyip'ten bahsettiğini, ülke liderinden bahsettiğini Söylediğinde ben e, araba yolculuğundaydım. Dedim üstad sen ne yapıyorsun? Çek dedim, <laughs> kenara. Kenara ol, çek. Olmaz yani. Ama Davut Hocam böyle dememelisin. Vallahi kusura bakma dedim. bu, bu Alakası yok. Ya az önceki şeyi söyledim. E, Tayyip'ten bahsediyor. Bak Tayyip olanlarına yiyin diyor Kur'an. Tayyip'i yiyecek miyiz şimdi? Yani ülke liderini mi yiyeceğiz? Bunu mu söylüyor Kur'an? Bu yüzden çok sakat bir bakış açısı. Evet. evet hocam. Var mı sorun? Ya, tabii ki. Hayır hiç akıllarına gelmemiş mi yani birinin Kur'an'dan bakıp da e, o ismi koymuş olabileceği hiç, yani, evet, hiç akıllarına hiç yani. mi gelmiyor akıllarınıza ya. <laughs> yani birisi şimdi çocuğun adını Muhammed koysa sırf adından dolayı oy verecek verecekler mi diye soracağım da cevabı biliyorum evet verecekler yani sırf adından dolayı oy verecek vardır.